Popeyes Linç Eti sunar. Tezat şeyleri severim. Benim cool i̇şte olmam tezat araba reklamları. Ne demek? Böyle bir seksi fotoğraf çekimi yapmak isterdim. Starbucks dövmesi ne alaka dedirtiyor. Kuru kahveci Mehmet Efendi de var mesela. Ama işte... Şuna kuru kahveci Mehmet Efendi'yi buradan başlayarak... Bu six pack sende abartı mı olmuş? Kaç tane var abi ya? 8 var abi. Bende kaç acaba ya? Bu layaka olması Türk magazincilerin meslek. Başka ilişkilerde evet. De hani hep böyle bir varsın yani. Arkadaşlarıma çok düşkünümdür ben. Bu kadar üstü kapalı konuş. Çöpdürdük. Abi helal olsun. Şu an Kubilay Aka Fenerbahçe'de 101 oynuyor. İşlek taş attı diye özür diledi. Diziden bir kare bu arada. Ha bu normal, senin evin önü değil bu yani. Yok yok, ben sürekli... Kubilay Insta'da yazacak kız ararken. Öyle bir vibe'ın mı var senin yazıya? Evet abi, buluştuk bir kere. Ha buluştunuz. Ha. Evet, ESTV'ye hoş geldiniz. Linç Etin bu haftaki konuğu Kubilay Aka. Sevgili dostlar. Hoş geldiniz. Kardeşim, hoş geldin. Hoş bulduk. Evet, ekip olarak seni zaten çok seviyoruz kardeşim. Bizim yani ESTV'nin hem baştan itibaren yolculuğunda hem bizim bütün bu işlerimizde hep böyle geliyorsun, gidiyorsun, hep yanımızdasın, soruyorsun, ediyorsun. Biz seni ekipten biri olarak görüyoruz. O yüzden ayrıca seviyoruz. Hoş geldin. Abi, teşekkür eyvallah. Ederiz. Seve seve burada oluyorum. Sizlerin arasında olmaya layık olmak çok güzel. Sizler yazan, üreten, yöneten insanlarsınız. Bir istihdam sağlayan insanlarsınız. İstihdam o yüzden, mı? İstihdam, sanatçı, istihdam. Ya birden böyle yazarlıktan istihdama gidince... Oraya gittik. Şey ama evet, teşekkür ediyoruz efendim. Seni o kadar seviyoruz ki bir kere çektik linci, bir daha çağırdık. Tekrar çekelim diye. Evet. Ya kardeşim kusura bakma, gerçekten bizim ses kartı yandı. Geçen hafta yani daha önce çektiğimiz her şeyde ben konuşuyorum, sen yoksun. Ya daha eğlenceli olmuş olabilir program diye korkuyorum o yüzden. Yeni linçler var, taze linçler var. Geçen seferden çok gibi. İyi olanlar duruyor ama senin maşallah yani mesela haftaya bir daha ses kartı yeni linç bulurum. Bulacağımız kadar da şeysin. Linç konusunda üretken bir takipçi kitlem var. Ben ne desem bir linç oluyorum. Oluyor. Oluyor. Evet, güzel linçlerimize hazırsan başlıyoruz kardeşim. Hazırım abi. Linç et başlıyor. Evet, ilginç. Kubilay Insta'da yazacak kız ararken demiş biri. Insta'da yazacak kız, yani niye böyle bir yakıştırma yapmışlar sana ya? Öyle bir vibe'ın mı var senin, hani internetten konuştuğun bir şey düştü mü hiç senin piyasaya? Evet abi. Düştü mü? Düştü evet. Kime yazarken? Ama yine Işık'la aramadım o zaman da öyle bir. Normal. Sen Instagram'da yani ne düştü ben valla bilmiyorum, böyle şey mi? Ya o konuşmayı kız dışarıya ifşa etti. Kız bilindik bir kız mı? Yok değil. Artık biliniyor oldu. Mu? Evet. Çok güzel. Biz onu verdik. Neydi halk, peki? Halk olarak. Peki orada şey yapamadın mı yani, kız yani bir şeyi reddettin de kız göreceksin, sen mi yaptın? Ha, bir niye? Daha işte görüşmek istemedim. O da nasıl bir daha benimle görüşmezsin dedi. Sen yazışırken niye görüşmek istemedin bir daha? Ya buluştuk bir kere. Ha buluştunuz. Evet. Ha. Buluştunuz. O sonra dedin görüşmeyeceğim. Artık buluşmuşsunuz. Silseydin ya şeyleri. Silemiyorsun ki ama değil mi? İşte bir de... Fotoğrafımı falan çekmiş ben uyurken falan. Uyurken mi? Gerçekten öyle. Tek linçte kariyerim nasıl? Ya çok güzel. Buyurun izleyin. Ya çok güzelmiş. Uyuyakalmışsın. Ben uyuyakalmışım kızla koltukta. Kızla şeyde restoranda. Tabii. Uyuyakalmışsın. Ha, yani oradan şey yedin ha? Evet. Linç yedin. Güzel. Evet. Burada da yine şeysin. Uykudan kalkmış bir fotoğrafım var yine. Bakalım. Bu filmden mi görüntü mü? Ya işte kart yanar diye bekliyorum. Yok bu şeyden bir çekim yapmıştık. Burası bir otelin içi abi. Tren vagonu gibi konsept yapmışlar otelin içine. Öyle. Oradan. Güzel yakıştırmış şey. Kardeşim. Devam edelim. Seni de adam sanırdık. Yani. Şunu yapmayacaktın. Neyse o artık. Sigara içmeyecektim ondan. Sigara herhalde. Mı var? Evet. Ha. Bir daha da artık. Bir daha da artık. Neresi sigara burası? Sigara da içmem. Berlin abi. Berlin. Güzel. Tarzın da güzel. Teşekkür ederim. Akıyorsun. Bu galamızdı. Galadasın. Evet. Adamsın ama değil mi? Öyle bir sıkıntı yok yani. Hani bir sanırdık diyorlar. Yanılmadılar değil cinsiyet mi? Cinsiyet olarak öyleyim adamım. Bilmiyorum karakter olarak. Tatmin etmiyorum herhalde. Sigaradan bu ya. Herhalde bence. Öyle ya. Kötü örnek olmuşuz herhalde. Kusura bakmasınlar. Ne devam yapalım? Edelim. Havaalanında keşfedilmeseydi Kubilay Aka demiş biri. Sağ ol teyze, de yıktın her yeri ya. Al evladım, bütün kütere yansın. Sağ ol teyze. Buyur para. Allah bereket versin evladım. Görüşürüz.
Ya bu teyze getiriyor ama ben bunu hiç tartmıyorum ki ya. Ha. Ulan teyze, ben sana güvenip tartmayayım. Sen her seferinde 9 gram getir ha. İşte. Abi selamünaleyküm, yağ getirdim. Ah be teyzem. Kaç aydır beraber ticaret yapıyoruz. Yaptın doğru mu? Ne yapmışım yavrum? Her seferinde 1 kilo getiriyorsun diye tartmadım. 900 gram getirmişsin teyze. Kuzum bizim evde terazi yok ki. Ben senden aldım. 1 kilo pirinçle ölçüyorum hep. Hadi bakalım. Ya ibretlik. İbretlik. Bence yanlış olamaz. Olduysa da özür dilerim. Ya sen benim kusuruma bakma teyze. Herhalde benim terazi bozuk. Kulak iyi ya. Bok yesin ya. Final var abi bir kere. Bir final. Kere evet. Yani resmin başlangıcı kıssadan finali. Hisse. Kardeşimle benzerliğimiz. Bak. Bu da her şey bir yere işaret ediyor. Neye? Havalimanında iki keşfedilmişim. Gerçekten oraya işaret ediyor. Onu işaret keşfedilmeden ediyorum. Önce hiç oyunculuk geyiği var mıydı? Yani yapacağım. İstiyordum tabii canım. Yani. Ama eğitimi bir şeyi tiyatrosu hiç falan yok. Hiç eğitim nasip olmadı. Yani aile ta benim asker falan babam. Hmm. O yüzden daha garanti olmasını oldu. İstedi babam bazı şeyleri. İstedim ama başka türlü yürümek zorunda kaldım. Havalimanı falan. O, daha havacı olmaya yakındım aslında. Son anda bir viraj. Pilot falan olma dünyası pilot değil de daha havalimanının kendi yönetimi içerisinde aslında bir olacaktı. Olsun isterdim çok. Devam edelim. Bu kadar hayranım var, birisine cevap vermiyorsun ama mavi tikli bir yorum yapınca cevap veriyorsun. Ünlü değiliz ama gönüllüyüz demiş kardeşimiz. Alttaki yorumlarda herhalde mavi tikli kişilere cevap veriyoruz. O biraz şey oluyor ya, o garip bir dünya. Ama abi şimdi sen de mavi tiklisin. Evet. Tanıyorum seni. Doğru. Yorum yapsan çok cevap şükür. Vereceğim ama... Mesela tanımıyorum. Evet. Rabiş'i bu arada dışarıda tanısam ona da cevap veririm. Ben de şey oluyorum. Orada şey oluyor. Post atıyorsun. Altına biri yorum yapıyor. İşte annen, ablan, akrabaların, tanıdıkların falan filan. Sonra araya biri geliyor. Onu geçiyorum böyle. O ben üzücü. Like atıyorum böyle. Yani ayıp da olmasın araya. Yani like atıyor araya musun? Araya kadar da gelmiş. Seninki ise yine. Hani belki ne olur ne olmaz diye like atma gibi. Kızma yani. Bana. Kızma değil de DM'ye gel gibi. Küçük işaretler. Küçük işaretler ufak ufak. Bir taktiğin var mı? Instagram'da beğendin bir hanımefendiyi. Hikayesini beğenirim abi. Bu postunu, hikayeyi. Yok, hikayesini beğeniyorum. Hikayesini beğendiğinde o nerede gözüküyor? Çünkü onun anlık bir bildirimi var ve başka hiçbir ibaresi yok hayatta. Orada görüyor. O bir an bildirim geliyor, orada görüyor. O kadar. Onun ekran fotoğrafını alabilir ama yine yakalanacaksın. Ya alırsa da yanlışlıkla elim çarpmış diyebileceğim bir yerde o buton. Peki sen basın hikayesini... Her şeyi kıvırabilirim yani orada. Bütün artık olayı çözüm. Hikayesini beğeniyorsun, bir yola çıkıyorsun. Kısmetse aynen. Diye. Sonra bekliyorsun. Sonra gelmeyince bir hikaye daha beğeniyorsun. Bir hikaye daha beğeniyorum. Postu beğenmeye doğru gidiyor mu? İkinci aşama ne? Yok artık o kadar. Hikaye beğenmeyle bir şey olmadıysa artık. Peki o karşıdaki ne yapıyor? Hikayeyi beğendin. O senin bir şey yazar herhalde bir şey varsa. DM atar. İsterse tabii. Onu bekliyorsun. Evet. O yani onun başka bir şeyi var. Çok sana... sabır gerektiriyor. Gerçekten ya. Bir atıyorsun evet. Oltayı bekliyorum böyle. Evet. Yani şey yani. Biraz sabır gerektiriyor. Ciddi bir balıkçılık şeyi var ya. Felsefesi var abi ya. Ama böyle zor ulaşınca da daha güzel oluyor. Tabii. Senin böyle 3-4 hikaye beğenip o sana dönmüyorsa. Yani. Yani neler yapıyor? Ne abi? Mesela hiç cevap gelmedi ne yaparsın? Bir şey yapmıyorum canım. Hayır bir hani bir ileri aşaması. Ha yok. Yani daha fazla direkt DM atar mısın? Bir de çok sosyal medyadan abi çok ileri gidesim gelmiyor. Yani daha böyle yüz yüze olursak tanışırsak falan o an bir hoşlantıysa o daha çok hani gerçek geliyor bana. Ama oraya gelene kadar da bu yöntemleri izlemek zorundasın. Tabii bazen. Devam edelim. Starbucks dövmesi ne alaka dedirtiyor demiş. Starbucks dövmem var. Evet var. Hayırlı olsun. Teşekkür ederim abi. Ne çok zaman, uzun zaman önce yaptırmıştım. Ne aslında. Zaman yani? Ne oldu? O gün ne oldu? Yani, abi bu... Neye o karar verdirtti sana? Şöyle... Bu Starbucks dövmesinin altında aslında başka bir dövme vardı. Hmm. Benim işte köpeğimin patisini yaptırmak istedim. Fakat babam dövme yaptırmama karşı olduğundan dolayı da bu tarafa yaptırmak zorunda kaldım. Hmm. Buraya. Pati. Biraz gizli bir yere. Tamam evet. Alta doğru yaptırdın. Evet. Ondan sonra... Buraya kadar her şey Starbucks'ı işaret etmiyor. İşte sonra pati dövmesi işte dövme legalleştikten ve çok gözükmeye başlayınca pati dövmesi de birazcık kötü bir çağrışım varmış. Hmm. Evet. Yani ne daha varmış? Çok böyle işte kötü insanlar pati dövmelerini oraya yaptırıyorlar. DM'den insanları sarkanlar mı? Ne? Evet. Dövmeden insanların sarktığı insanlar. Sarktığı insanlar ha. Evet. Oralara yaptırıyorlarmış. Ben bilmiyorum. Pati dövmesi empatisi yok bende. Pati dövmesi yaptıran şey mi yapıyor? Yani
Rahat ya, rahat takılan evet, insanlar. Evet öyle ha. insanlar yaptırıyorlar. Kolay ulaşılabilir. Kolay ulaşılabilir insanlar. Telefonla ulaşılabilir insanlar. Ha, tamam onlar yaptırıyormuş sen. Ondan sonra bana da böyle yorumlar gelmeye başladı. Ne alaka sen orada ne alaka o dövme falan. Sana ne diyor ne kadar falan mı yazıyorlar sana o patilerin? Ya yok işte arkadaşlarım böyle şakalar yapıyorlar yok. Falan. Ben dedim ki bunu kapatayım üstüne. Kapatabilecek tek şey de yani ya yuvarlak yapacaktım oraya siyah. Ya da kare bir şey falan. Ya da bir amblem bulacaktım. Kahvede çok severim. Ya ama yani patiyi kapatmak için Starbucks yapma değildir. Yuvarlak bir sürü bir şey bulurdun ya. Bence Starbucks değil yani kahveyi sevmek. Ya kahveyi de çok seviyorum sevmek var. Tabii. Starbucks bunu biliyor mu? Ulaştı mı sana? Yani... Patiyi kapatmak için bizi kullanmıyor. Niye kullanıyorsun? Bizi başka bir şeylerle... Ne için? Yani şey... Starbucks'la hiçbir iletişim oldu mu ya da... Ya henüz olmadı. Buradan sesleniyorum Starbucks'a. Ben en büyük temsilcinizim. Ama yani o markayı görebilmek için de insanlar hani... Ulaşılması zor bir yerde ya. Bazı marka... bedeller ödemek zorunda. Gerçekten. Starbucks'ı açıp gösterdin mi peki? Starbucks'ta mı? Bakın bende ne var diye. Yok ya. Çok sıra olduğunda çok yapasım geliyor. Ya abi bakın ben yani bu kadar seviyorum falan diye. Ama yer kötü. Yani bir anda şöyle Starbucks'ta öyle gezmek istemiyorum. Grande. Devam edelim. Başka tarafta da Burger King dövmesi varmış demiş biri. Nereden biliyormuş? Var mı öyle planların? Başka iptal etmek istediğin dövmeye? Evet. Mesela hamburger de yapabilirmişsin buraya. Evet yani mantıklı yuvarlak. Bir şey yapıyorum ama işte hamburger kahve. Sevgim yok yani öyle hamburger kahve sevmiyorum. Var. Kahve sevgim, kahveyi de temsil eden şey bir şekilde o ya. Evet. Yani gidip kahve çekirdeği yaptırmayacağına göre. Öyle ama kuru kahveci Mehmet Efendi de var mesela. Ama işte bunu sen biliyorsun ben biliyorum. Yurt dışına çıktığımızda kimse bilmiyor maalesef. Ama yani sen işte yurt dışına kuru kahveci Mehmet Efendi'yi buradan başlayarak yaymayalım mı? Yaysaydık. Evet doğru. Olabilir. Ben daha Starbucks çok global diye düşündüm. Global. Herkes anlar kahve sevdiğimi. Hemen bir kahve verilir bir yerde diye. Devam et. Starbucks amblemin vücuduna dövme yaptıranlara ömür boyu bedava kahve vereceğini söylemişti diye bir şey demiş biri mesela. O yüzden yaptırmışsın galiba. Hani bu açıklamadan sonra talep o kadar arttı ki yeni dövme yaptıranları kabul etmediklerini. Ama eski dövme yaptıranların kampanya devam edeceğini açıklamıştı. Bedavacı Kubilay kapmış kahveleri ömür boyu demiş. Yani öyle bir şey yok değil mi? Bu uyduruyor biri bunu. Bilmiyorum valla yani. Eğer biri hadi dövme yaptıralım öyle bedava verelim. Kahve. Var mıdır Starbucks'ta öyle bir şey var mı? Bu gerçek var mı? Mi? Bu gerçek böyle mi? Bir şey niye sallasın biri? Hayır bu gerçekse ben almadım çünkü. Biz, ne kadar sen veriyorlar? Hem yaptırıp hem parasını almadıysan. Ömür boyu diyorlar abi. Ömür bir boyu... de ben parayla yaptırdım. Evet ömür boyu kahve alacaktım belki de doğru zamanda yaptırdıysan. Peki yani şimdi bir geçerliliği yok mudur acaba? Yani bence sen bir konuş. Vallahi konuş. Ben bizzat konuşmamışım menajerim falan. Göster menajerini fotoğraflarla. Olay yapma. Büyüyor. Göster. Buradan belki büyür ya Starbucks'a şey yapıyoruz. Hem programımıza da sponsorluk otav olur. Yani evet. Ben de yaparım yani nedir? Ben de bir de gözükmez. Direkt göbekle de kapatırım onu böyle şey olmaz. Neyse son şişman şakaları idare edin. Evet devam edelim. What do you want? What are you trying to do with these pictures? It's shit. Post something good or do not post anything. Ben de ilk defa İngilizce linç okuyorum böyle. Büyük gaza geldim. Ya, çok gergin. İngilizce de linç güzel oluyormuş. Global linç abi. Yani, bir değeri vardır diye vardır düşünüyorum. Vardır bence yani. Bu arada ben metinlere de söyledim. Ben bu linç olayını seviyorum aslında bir yerde. Çünkü yaptıklarımızı bir şekilde kale alındığını gösteriyor. Tabii. Biri seviyor, hayal kırıklığına uğruyorsa ki sana nefret veya öfke püskürüyor bir şekilde. O yüzden değerli şeyler bunlar. Peki İngilizce yiyor muydu mesela? Böyle? Global olması ayrı global, beni evet, mutlu etti şu anda. Biz de ilk defa İngilizce okuyoruz yani. Evet. Do you want... Tamam ben yapmayayım o zaman. What do you want? What are you trying to do by these pictures? Yani İngilizce diyor ki ne istiyorsun? Neyin peşindesin bu fotoğraflarla? Yani İngilizce peşinde. Cevap verebilir misin buna? What do you want? What are you trying to do with this picture? Yani... Why? Why Kubilay? Why? That's art for the my job. Where is art? Where is art? This is art, okay. This baklava, Turkish baklava. The baklava, ha. That's okay. Art. It's not art, this food. Why? That's art, you think? Yeah art. Gibi. Değil mi? Art mı? This is art. Is this art? Abi. İngilizceye bak, hayvan. This is another art. Aynen. Güzel. Do not post anything. İngilizce cevabımızı da verdik. Evet. İngilizce yani. Sevenlerine buradan bir şey demek ister misin? İngilizce sevenlere mi? İngilizce seven. Yani seni sevip ama İngilizceyi daha çok sevenlere bir şey demek evet. ister Love them seni İngilizce for follow seven. Me. Thanks for everything. Thanks for all support. Thank you.
Sport derken? Sport, destek. Support. Gibi, support. Bak biliyor. Tek bildiğim İngilizce. Ben Acun abi gibi konuşuyorum daha çok. Acun abi gibi. Evet. O böyle İngilizceyi bu böyle yani. İlk ha, benim de öyle konuşan yani. İngilizce. Anlaşılıyor. Sen İngiltere'de falan bir şey patladı mı? Yurt dışında İngiltere değil de dünyada. Ya, bir şey patladı mı? Aşk 101 çok izlendi. Hmm. Öyle şeyler evet, çok izlendi. Aşk 101 ile ama açıldın biraz. Evet evet. Diyorsun. Evet. Deniyorum global olmayı ama seviyorum. Olacak ya. Bu İnşallah. Yani böyle bir İngilizcemi de biraz geliştirirsen. Acun abiden uzaklaştırırsam. This is art. Devam edelim. Bu da yok abi. Yani senin artık kitle yani burada bambaşka bir... Ayağımı falan indiriyorum, saygı duyuyorum Arapça yazılınca. Geçen Katar topu almışlar, dedim ki vurmayın Arapça bir şeyler yazıyor. Dikkat et. Burada ne yazıyor acaba ya? Okuyayım ben. Oku bakayım. Kim biliyor? Ahmet. Aha Ahmet. Bizim evet kamera arkamızda. Gel gel Ahmet gel. Çukurun dövmesi nerede diyor. Çukurun dövmesi nerede? Arapça oku bakayım bir Arapça. Aynen. Hul başım el hufa ya ceylesun. Celosun benim. Öyle. Celosun. Celosun o. Çok da şey değil mi böyle? Neymiş? Celosun'un dövmesi nerede? Yok. Çukurun dövmesi nerede? Çukurun dövmesi nerede? Abi o buradaydı normalde de dizide kalemle yapılan bir şey o normalde. Gerçek değil mi? Dövme gerçek değil mi? Al işte bak bir Arap hayranına. Vay be. Teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederim. Alkışlar ya. Ekibimiz çok global ya. Müthiş bir ekip var ya. Gelin lan. İngilizce, Arapça hepsi var. Rahat olun yani. Senin dövmelerle ilgili demek ki bir evet, şeyin var, bir takipçi beğenilmemiş var. Dövmelerim herhalde. Beğenilmiş öyle, istiyorlar ya da beğenilmiş mi? Ağlamış baksana. Ha çukur dövmesi. Evet böyle tamam. Gelip. Aa mesela gerçekten Arapça yazılarda bütün emojiler en başta oluyor ha o zaman. Sonuna koydu başta. Evet ters olduğu için Ahmet ben onu anladım da hani emoji böyle hoşuma gitti yani. Başlar başlamaz emojiyle başlaması. Ahmetciğim. Sağ olasın. Devam edelim. Aha işte bir maç. Evet. Bir orta yapılıyor. Sarp abi. Sarp Apak'tan orta. Evet. Öf çok güzel gol. Bu golün aynısından Raul Meireles açıyor. Yanlış hatırlamıyorsam Alex atıyor. Öyle mi? Evet, aynısından Fenerbahçe maçında. Peki bu güzel golün linci ne olabilir ki yani? Madden Bliss bu maç kaç kaç bitti ya yazın. Bu kaç kaç bitti bu maç gerçekten? Kaç kaç bitti? Kaç kaç bitti Metin? 7-2 mi? Cücüğe sor. 7-2 2 golden biri bu. Onların attığı 2 gol. Bir şey söyleyeceğim. 7-2. Şu an bir de hani diyelim ki hadi 6-2 olmuş olsun. Bir de seviniyorsunuz mu böyle mesela? Şunlar falan. Abi şimdi ben bunu kesit olarak kullanıyorum. Drone yukarıda. Maçın bir önemi yok değil mi? Ya sen hiç önemi o yok. O parçayı alacaksın. Şimdi 7-2 mi burada konu olmuş yoksa bu gol mü? İşte gol olacaktı. Şu an 7-2 yine, oldu. Evet yine bu konu biz onu buraya çevirdik. Çünkü Madden Plus aramızda. 7-2 yenildiniz ha? Ama böyle goller abi, atıyorsunuz. Evet. Düşünüyoruz ya. Alex olarak 7-2 yeniliyorsunuz. Evet yeniliyoruz. Niye böyle oldu? Bizim Metin'in takımı abi, kim Metin... kimdiniz? Sarplar, Sarp, Kubilay iyi kadro karşısı yani. İşte karşısı da iyi abi. Evet. Karşı da bayağı iyi. Emircan var, Mali var. Hmm. İyiler yani. Cansan var defanslarında geçirmiyor. Biraz zor geçiyoruz. Evet, güzel bir halt farkımız da var. Ben de inşallah zayıflayınca aranıza katılmak istiyorum. İstediğiniz zaman. Zaten Sarp abi fark ettiysen abi o kadar da değil diyeyim. Hani senin yanına gelmiyor. Evet. Mesela onda biraz utanç var. Evet. Çok az utanç. Abartma oğlum. Yani, ya, 7-2 oğlum evet. Buna da sevinilmez var. Sen hayır ben bunu Instagram'a koyacağım var. <yani. gülüyor> Kimse karışmasın bana var ya. Devam edelim. Kubilay Aka olması Türk magazincilerin meslek. Videom fotoğraf değil mi bu? Evet abi. Sen evet bir magazinel bir tarafın var. Bir çekiyorsun magazin. İstemeden oluştu. Ben de. İstemiyor musun gerçekten? Ben çok yani çok mikrofon da tutulmuyor bana. Öyle hani konuşsun edilsin hani öyle bir. Niye tutulmuyor? Ya tutuluyor yeri. Ben de çok çıkmıyorum öyle hani. Ha. O buluşacağım ortamlara çok girmiyorum aslında. Ama dışarıdan bir yargı var. Ben de herhalde bu şeyi bozmuyorum. Bir söylenen bir şeyi bozmuyorum. Hmm. Magazinde bir sabah çıkıyor bir şeyler söylüyor. Mesela sevgilisi var deniyor. Ben de arayıp hayır benim sevgilim yok demiyorum. Demiyorsun, uğraşmıyorsun. Doğal olarak ve ister istemez bir gizem yaratıyor herhalde. O yüzden konuşmak hoşuma gidiyor. Sadece kendi ilişkilerine ilgili de başka ilişkilerde evet. De hep bir başrolün var yani. Hep böyle bir varsın yani. İşin içinde varsın yani. Olayların ortasındasın hep. Bir şekilde ortasında buluyoruz seni evet yani. Evet abi. Yani bir yandan da işte arkadaşlarıma çok düşkünümdür ben. Evet. Biraz düşkünsün onlara.
onların olaylarında da olaylara sahip çıkayım derken olaylar sana kalacak yani, kadar düşkünsün. Aman işte kimse üzülmesin derken öyle sen, bazı şeylere dahil olduğum oluyor evet. Bu kadar üstü kapalı konuşabilirdik. Tebrik ediyorum ikinci. Abi helal olsun. Valla var ya tebrik ben çok ediyorum. İyi gidiyorum. Çok bak, iyi bak. Yani. Bilmeyen ne konuşuyor bunlar da bilen de helal olsun. Bircan Bali falan hiçbir şey konuşamayacak yani programda. Helal tamamdır olsun. Bircan Bali. Devam edelim. Anlık Kubilay Aka. Dedim bana inanmadınız. Bak ne oldu şimdi? Ha yine o... Olaya gönderme. O konuyla alakalı. Burada yakalanırız. Bunun üstüne basarsak evet. Bak ne oldu. Bak ne oldu şimdi. Haklı çıktın. Doğru. Devam edelim. Ne alaka demeyin çok alaka. Kim Jung Nam. Sen de bizim Metin Pıldız gibi bir şeyin var. Bir çekiklik var. Çekik gözlülük var. Benim dedem tarafı Kırımlı mesela. Öyle bir şey var mı sende? Yok. Çekiklik nereden geliyor? Toros Dağları. Toros Dağları falan. Tamam ya Yörüklük ya. Tam Antalya yani şey. Sizin oradan Adana değil. Bizim. Adana. Adana. Sıcaktan da güneş çok vuruyor diye herkes gözlerini kısıyor. Şöyle mi? Ondan gelişmemiş mi açma olayı? Bu şaka mı? Bu olabilir mi? Bayağı kaldı mı? Güneyim mi falan filan ama bir evrimsel bir gerçek olabilir biliyor musun? Japonya o kadar güneşli mi ya? Japonya o kadar güneşli mi? Evet doğru. Zaten Çinliler daha çekik. Hadi bakalım. Kesin ırkçılık yapıyoruz. Ya çabuk. Bir yerlerde çok fena ırkçılık yapıyoruz. Bir yerlerde bir ırkçılık var. Bir ırkçılık. Çekiklikten dolayı mı acaba? Evet. Bence ondan. Ondan herhalde. Devam edelim. Abi balkondan aşağıda atlasana. Hem çok güzel heyecan verici bir deneyim olur. Hem de fazla oksijen alırsın. Ve kaslarını test etmiş olursun. Dayanıklı mı değil mi diye. Çok iyi olur yani. Bir dene diyor. Ya bu kadar ölmemi istememişti hiç kimse. Ne yaptım sana da? Ya böyle hani ama böyle dalga geçer gibi de yazıyor. Evet. Atlasana ya ne olur falan filan. Tatlı mı? Değil bence bu. Hadi. Atla yer mi falan filan da var. Evet ama seviyorsun böyle aksiyonlu, atlamalı, coşkulu. İş seçimlerim de öyle genelde. Hareketli şeyleri seviyorum. Devam edelim. Nüfus sayımında siz de adamdan sayıyorlar mı? Zira melek gibisiniz. Bir daha güzel okuyacağım. Çünkü beni de şaşırttı. Gömüyor zannediyor. Bir şey lin zannediyor. Hop gıdısını böyle söylüyor. Alırken yarıya kadar mı okudunuz peki cümleyi? Böyle direkt. Nüfus sayımında sizi adamdan sayıyorlar mı? Zira melek gibisiniz. Umutsuz gayret buna denir. Yani adam. Umutsuz gayret Ankara. Ankara gerçekten şurada. Şey yapmış yani. Hani dikkatini çekmek için gömüyor gibi girip övmüş. Bir an ben de şaşırdım. Fotoğraf falan ama böyle şey gibi. Ha, yani, ondan. Değil mi? Evet. Teşekkür ederim. Böyle bir melek. Nereye bakıyorsun burada? Yoruma bakıyor gibi çıkıyor can değil mi? Dövmesine. Hiç bilmiyorum. Dövmeme bakıyorum herhalde. Yani. Bunu da yaptırdık ama. Hala düşünüyor. Bedava 10 yıl geçmiş. Bedava da vermedi. Ya da şey. Ulan bu pati ne demekmiş kane. Pati de olabilir. Bir anlamı da yokmuş. Kimse de bilmiyormuş. Bilmiyormuş. Devam edelim. İkiz nasılsın? Demiş biri. Mazlum Doğan. Aha. Adamın profiline girdik. Aynısısın gerçekten. Abi evet. Bir sakalları var onun, benim yok. Evet, onun bir de yani. Şu alanı çok onun. Yani ne denir ona? Yani çok o ne demek? Benziyoruz ama. Benziyorsunuz. Ya yani kayıp kardeşim gibi, evet. Evet. Kuzenim falan. Ama çok kaybolmuş ya. Bayağıdır ulaşamıyorsunuz gibi. Burası yat değil mi bu tekne? O yüzden kuzenim falan diye konuştum. Güzelmiş. Tekne onun gibi de oturuyor biliyor musun? İşte o yüzden ben bu oturma... kuzenim gibi konuşuyorum. Devam edelim. At avrat Kubilay. Seversin. At binmede hangi seviyedesin? Öyle bir safari. Çok evet, öyle daha bilmiyorum. Sakin. Tabii. Falan aynen. Öyle yani böyle dıgıdık dıgıdık yok, yok mu? Yok hiç. Ne deniyor dıgıdık dıgıda? Dört nala gidiyor. Dört nala gidemiyor musun? Yok. Tercih de etmiyorum hayvanları da. Tamam Yılmaz abinin çiftliğinin orada bir at çiftliği var. Orada bir kere ben ata binmiştim. Yani keşke binmeseydim gibi bir atta şey oldu yani. At zor abi. Tüh ya oldu at hani. Bu da dahil mi dedi yani. İnsanlığa bu da dahil mi dedi hani. Biz buna okey olduk ama bu değil abi dedi yani. Onu da taşıyacak mıyız? Çok fenaydı ya. Şu ben indim zaten sonra. Çok hafif bir çok az bakıştık. Dedi, in dedi yani hani. Sen değilsin dedi yani. Bu kadar değil indim. Orada bir maceramız. Devam edelim. O DNA'yı seni müsait bir yerine sokacağım. İyice şımardın. Pipiu çatapata. Pipiu çatapata. Bu neymiş ya? Ben bazı linçlerde psikolojiyi anlamaya çalışıyorum yani. Bu kadar ağır bir laf söyleyip sokacağım deyip sonra birden su tabancası bilmem evet, ne emojileri. Bıçaklar, baltalar ki oyuncak seçmiş. Pipiu çatapata ne mesela? Çok coşkulu bir... Seviyor mu sence bu insan seni? Gıcık mı oluyor?
Ne bu? Dikkatini mi çekmeye çalışıyor? Yani şu insan psikolojisini anlar mısın? Dikkat çekmeye çalışıyor. Bilmiyorum. Sen okuduğunda bunu ne hissedersin yani? Ya şimdi çok fazla yorum yapılıyor ya fotoğraflarımıza. Ama bu dikkatini çeker. İşte ister istemez belki ben bunu görürüm yani. Orada belki onun için yazıyor onu. Ya psikoloji belki o yönde. Böyle saçma beğendiğin, ilgin çeken yorumlarda direkt profiline girip bakar mısın kim olduğuna? Ben yorumlara hiç bakmıyorum ya. Yani sıfır. Çünkü... Buraya gene kimse yoruma bakmıyor. Nasıl bakmıyorsunuz ya? Abi ben etkileniyorum ya. Yani, öyle mi? Evet. Pipiu çatapata. Pipiu çatapata o kadar değil de. Pipiu. Pipiu mu? İşte Türkçenin kötü kullanımından değneği. Ondan sonra ne bileyim. O mu? Türkçeyi yanlış yapmış ya falan mı? Ya bu kadar mesela adını bile bilmediğim bir insanın bana bir yerine bir şey sokacağım demesinden açıkçası rahatsız oluyorum bazen. Yani tabii ki iş olur. Bir yerden sonra mesela şeye de geçiyor. İşte hayatımızda biri varsa ona küfretmeye, anne bize babamıza küfretmeye. Evet. İş birazcık insan haklarını da aşıyor artık birazcık aslında. O yüzden bir şey de yaptığında bunun bir maalesef ki hani... Şu anki siber suçlar o kadar gelişmiş değil. Şu an ülkemizde. Gelişmiş bu arada biliyor musun? Davayı açıyorsun tak anında uzlaşma tak sana cezasını ödemek zorunda IP adreslerinden hemen bulunuyor. O süpermiş ya. Bu bizim linçlerimizi azaltacak bir tabii şey oldu. Korkmayın linç ette kullanıyorsak sizin avukat paranızı biz ödüyoruz. diye saçma bir şey olsa. Yani. İşte hakaret linç gibi gelmiyor bana aslında. Yani sen de mesela buraya hakaret koymuyorsun ya. Tabii tabii hiçbir zaman. O da şey değil yani o da bir... Linç değil bir yerde. Hakaret doğru. O yani. Ayıp. Devam edelim. Arkada adam koca merdiven taşıyor. Bırakıp yardım etsene adama. Bak. Çok haklı. Ya senin derdine çok ne ya? Haklı. Ya sen kimsin? Neyi ama taşıyan abimiz de hiç yardım istiyor gibi mi? Bir yakınlaştırabiliyor bakayım, muyuz buraya? Öyle bakayım. Bir şey oluyor mu? Ya, o da telefonla konuşuyor. Ha taşıyan gayet mı? Tıkırın. Bir de bu alüminyum o kadar ağır bir şey değil. Ah. Yoksa Kubilay burada onu bırakıp fotoğraf mı çeker? Yoksa ben gerçekten bu arada case falan taşırım yani. Öyle şeylere yardım ederim. Hiç öyle bir insan değilim. Evet. Lens de çok. Lens ağır bu arada. Ama bu bir şey gerçekten. Ağır bir lens. Sen neyi çekiyorsun şu an? Ya orada tepede bir yazı var. Onu çekmeye çalışıyordum. Hmm. Orada hatırlıyorum onu. Poz veriyorsun da yok, gibi yok poz de. Vermiyorum aslında. Ha, o bizi çekmiş seni. Yani. Devam edelim. Aytaç çekmişti bizim. Neyse bir şey demiyorum. Bir daha öyle. Neyse. Sana yazanların... Türkçesinde hakikaten sıkıntılar var ya. Evet, nesye abi. Bir şey demiyorum. Ya bana. Da mesela çok acele yazıyor bana. Hani... Öyle. O zaman çabuk falan, Kubilay'a yetişmem tabii. Lazım. Buna ne demiyor? İki silahla iki tane şey. Silah olabilir. Yani silahla evet, belki. Yakışıyor mu anlamında falan olabilir. Evet. Evet. Diziden bir kare bu arada. Ben de çok silah seven biri değilim normalde. Ha bu normal senin evin önü değil bu yani. Yok ben sürekli... Öyle olmuş. Hayır kuru sıkı öyle de anlaşılabilir. Öyle takılıyor. Ben köpeğimi öyle gezdiriyorum diyor böyle. Çal çal çal. Abi açıklayalım da bak şimdi kızmış mesela. Ne yapayım? Ne yapayım yani? Devam edelim. Kubilay kalk yerine yer. Güzel şaka. Güzel moda çekimi. Evet. Oh, bu küvete birçok kişi girdi bu arada. Aynı kişinin fotoğraf çekimi olduğu için. Hep aynı küvette mi çekiyor? Evet, ben de dikkat ettim. Hadi sonra. Be. Keşke dedim sonra yapmasaydım. Herkes girdiymiş küvete. Resim de mi aynı? Allah evindeki mi? Evine mi bu küvet? Yok bir otel var onunla anlaşıyor. Orada anlaşıyor. Orada zaten. Odalar aynı olduğu için hepsi. Bana hiç öyle bir teklif gelmedi biliyor musun? Yani gir şu küvete de. Doldururum da. Güzel de olur ya. Ben mesela benimle böyle bir seksi fotoğraf çekimi yapmak isterdim. Komik olmaz mı? Abi ben tezat şeyleri severim. Mesela evet. Neden? Benim cool işte, olmam tezat araba mı? Reklamları. Ne demek? benim ya. Ne demek ben ya? Ben her yerden batıyorum ya. Ya şu an istemeden çok içten beni gömdün ya. Böyle hayır şey vallahi hiç öyle bir şey demedim. Tezat. Istemedim. Şişman ama moda çekimi ya. Öyle şeyler. Hayır modayla alakalı bir şey söylemedim ki ben. Ayı ama dergide kapak. Abi sunucuya da yapmazsın ya. Yani. Nasıl tezat mesela? Aklına gelen tezatları söyle ya şaka. Ya hani mesela... Hayır söylemeyeceğim. Daha çok batıyorum şu an düşündüm söylemeyeceğim. Ama yani... Yani sen giyiniksin ama küvettesin mesela. Öyle mesela tezat. Mesela öyle bir tezat. Ha, ben seni kurtardım kendimden. Oh. Devam edelim. Çene yamık. Yine Türkçe de yamık. Yamık. Yine. Yamık mı? Değil. Var mı? Proporsiyonda hiç böyle dikkatini çeken bir bozukluk var mı? Sakaldan dolayı bir tık bazen olabiliyor öyle bir görüntü. Çünkü bir tarafı burada bitiyor, bir tarafı daha önde bitiyor falan. Bu buralar biraz sıkıntılı benim. Ha. Oradan yamuk durabiliyor. O yüzden belki öyle mesela burada böyle yana doğru olmuş. Bir de burnum da biraz yamuktur benim. Hmm. O yüzden. Var ya dikkat edince. Benim kulağım yamuk. Bir tanesi kepçe. Hangisi benim de biri değişik, biri değişik. Hangisi kepçe abi? Bu mu? Bu kepçe biraz mesela. Kepçe değil mi? Ne? Hafif bir kıvrık var. İşte ona kepçelik denmiyor mu abi? Onu kepçe dedirtmeyen şey ne sana?
Ha, kıvırıklık mı yani? Bakınca kepçeye benzemiyor. Benzemiyor. Bakayım. Bu var işte. Bunu şey yapacağım ama. Bir şey yüklemeyi falan demeyeyim. Yerim bu arada. Hiç bilmiyormuşum dedim. Ya inanılmaz duyuyorum bu aralar ya. Bir şey yüklemeyi. Yok işte gıdık aldırma. Şu neydi? Şurası. Hollywood yanağı var. Jawline falan. Jawline. O senin yani erkek... Hollywood yanağı. Yani böyle bir erkek kadın dünyasında artık bu böyle çok normal bir şekilde muhabbete girer oldu. Evet. Sen de çok katılıyor musun buna? Çok artık normalleşti yani. Yaptırdın yani, mı hiç? Ben yok yaptırmadım. Ama eğer her an yaptırabiliriz gibi de sayılıyorsa duruyor. Dişlerim öyle benim hani rahatsız olduğum bir görüntümdü. Onu yaptırdım. O kadar başka bir şey yok yaptım. Ya dişli ama bu şeydir ama. Bu jawline bilmem ne falan böyle şey gibi oldu ya. Evet çok çok yaygın. Fazla yaygın. Yani erkekler arasında da yaygın. Çok hatta. Yaygın şu an. Gıdı mıdı aldırmaya düşüyor. Senin beğenmediğin bir yerin var mı ya? Şurasını belki dokunabilirim dediğin. Ben yok çok kabullendim ya o durumu. Yani kabullenmedi işte. Mesela burnum yamuktu. Çok mesela. İsterdim mesela hani yaptırayım edeyim falan. Ama hani şimdi yaptırsam ne olur? Yaptırmasam ne değişecek gibi düşünüyorum. Nefes alabiliyorum. Çok işlevini görüyor gibi geliyor. Nefes alsan yeter. Yani. Hayır, burnun nefes alsa yeter. Yok ben de o anlamda dedim ya. Kendin evet. İçinde nefes alsan yeter gibi bir... Devam edelim. Çene evet, yamuk ama ya. Çene yamuk. Devam ettik. İşte bir aksiyon sahnesi. Aslında birçok işleri baba. Uçuyorum şahitlerim var. Kubilay Bey'in çok iyi ya. Çok iyi. Müthiş ya. Yani hakikaten öyle atlayıp hiç zarar görmeden böyle yani çok bu konuda aşırı eğitimli gibi de duruyorsun yani. Hani aksiyon sahneleri için kendine zarar vermeden ya. Düşüp ama mesela tabii atladığın kişi umurunda değil gibi de bir durum var burada. Hani sen kurtarıyorsun da alttaki perişan oldu. Yok abi. Aksine onu da doğru düşürüyorum aslında. Öyle onu mi? Da, evet o da sırt ve omuz üstüne düşüyor. Öyle yani mi? Şu kısma düşüyor böyle. Devamı var mı bunun? Adam böyle sanki kalkamamış gibi yerden. Var sonra çektik devamını çektik bir falan. Normalde bu böyle ağır çekim bir görüntü değil. Biz telefondan ağır çekmiştik. Ne var yani? Linci ne bunun? Pitbull musun? Daha böyle kurbağa gibi değil mi abi? Ama çok ben kurbağa gibi misin yazardım mesela. Gerçekten çok iyi sıçrıyorsun ya. Ya o dönem bizim en büyük şansımız şeydi. Uğur vardı sette. Uğur Yıldıran. Aynı zamanda Çukur'da Kemal'i oynuyordu. O aksiyon yönetmenimiz de aynı zamanda bizim. Ha işte o çok önce önemli. Güvenlikti sette. O yüzden her şeyin provası çok böyle minderlerle bilmem neler çok bu çok provasını fazla yaptınız minderli falan filan. Ha. Tamam. Devam edelim. Oha baklava değil börek anasını satayım demiş. Hakikaten bu six pack sende abartı mı olmuş? Kaç tane var abi ya? Senin son buraya ek... Bende 8 var abi. 8 mi var? Aha. Nasıl oluyor? 4 bir yerde, 4 bir yerde. Bizde kaç var? Herkes de değişir o ya. O anatomik... Nasıl? Six pack değil mi oğlum bu? 6 ya geneli herkes six pack ama işte... Çıkaramıyorsun. 8 pack olanı da hayır, var, 10 pack olanı da var. Var mı? Var canım. Bunu çıkartamıyorlar var diye değil mi bu? Yani çıkartamıyorlar diye mi? Yok ya kimisinde bazen fazla oluyor oradaki. Bilmiyorum onun sebebini. Fazladan pek mi var insanlarda? Evet. Az olan da var. 4 olan az olan da var. 4 tane de var. Evet. Ne diyorsun ya? Ben de kaç acaba ya? Nasıl merak ediyorum biliyor musun? Evet. Ama abi göreceğiz abi. Bakacağız. Yani altında altın yatıyor olabilir. Gelecekte göreceğiz. Hem de kiloyla gibi abi. Ha? Kiloyla mı? Tane gibi değil de. 8 tane değil. 4 kilo kas var bu cilde. Çok güzelmiş. Şu an böyle misin? Karnım öyle hep ya. Hep bu şeyde duruyor mu hepsi? Siksi de. Hepsi. Ama çok daha zayıfım şu anda. Film için çok zayıfladım şu an. Bir... Ha, yeni bir film var. Söyleyebiliyor musun bunu? Söylerim. Hayır, ne zaman çekeceksin? Biz işte bir 30'u biri gibi falan böyle bir çekime gireceğiz. 2 ay sürecek çekimleri. Bir böyle direniş işi, Fenerbahçe işi. Futbolcu oynayacağım. Orada da böyle futbolcu savaş yorgunu bir adam. Savaş zamanı bir futbol hikayesi. Aha. Çok güzelmiş. Savaştan dönen bir adam olduğu için de kilo verip saçı sakalı falan biraz salmak zorunda. Çok güzel hikayeymiş bak. Sadece şu cümleden ben filmi satın aldım. Çok iyi. Yani benim ilk projem gibi heyecanlıyım böyle. Öyle bir proje benim için. Kim çekiyor? Abdullah Avuz çekiyor. Öyle mi? Çok iyiymiş. Hadi hayırlısı yola açık olsun İnşallah. Kardeşim. Eyvallah abi teşekkür ederim. Devam edelim. Evet Kubilay Aka birlikte oynamak istediğin bir isim var mı sorusuna Charlie Chaplin'le bir filmde oynamayı çok isterdim yanıtını verdi. Charlie de seni bekliyordu zaten demiş biri. Charlie Chaplin'le mi oynamak isterdin? İsterdim ya yani. Neden? Ben bu sözsüz oyunları seviyorum. Yani beden diliyle yapılan oyunculuğu başka bir şey olarak buluyorum. Yani
bizim sözlerle anlattığımız çok şey var. Evet. Bir işte de onun mizah yapmak yani acayip var, değil mi? Evet. Bir de gülüyorsun gerçekten. Hala izlediğinde gülüyorsun. Çünkü illaki o beden hareketinde senin tahmin etmeyeceğin bir şeyi tercih edip onu yapıyor Charlie Chaplin. O yüzden o beden kontrolünü öğrenebilmeyi gerçekten çok isterdim ya. Benim ama çok mesela Tom Cruise da bedenini çok güzel kontrol ediyor. Niye Tom Cruise demiyorsun da T Charlie Chaplin diyorsun? Orada bir şey var mı böyle? Oynamakla alakalı şeyler söylemiş onunla. Bir filminde oynamayı çok isterdin. E tamam işte oynamak. Ama Tom Cruise biraz daha aksiyon tarafında ya. He. Hani oynamaksa olay oturup oynamaksa yine Charlie Chaplin'le yapmak isterdim. Birebir yapmak isterdim. Yani o bedensel olayı şimdi biri duygu için kullanmak var bir de aksiyon için aksiyon kullanmak için. Var sen ya. Sen duygusu için. Ben de aksiyon için kullanabiliyorum. İşlerde de yapıyorum ama o duyguyu oradan verebilmek, mizahı oradan yapabilmek bana çok enteresan geliyor yani. Sen mizah yapmak istiyorsun değil mi? Çok. Çok seviyorum. Bakalım. İnşallah. Bakalım. Çok güzel. Mizah mı yapmak istiyorsun? Evet ya mizah işinde de olmak istiyorsun. Bizim hani bu dünyada da konuştuğumuz evet, inşallah. İleride inşallah. Birlikte güzel şeyler de yaparız. Evet sırada gelsin. Kötü şaka ceza köşesi demiş biri. Evet. Neresi burası güzel abi? Güzel günlerimiz. Abi burası Çukur'un İdris Baba'nın meşhur bir evi vardı. Onun şeyi böyle depo gibi bir yer. Orayı biz kulis gibi kullanıyorduk. Ne yapıyorsun şu an orada sen? Abi bizde kötü espri yapan tek ayak üstünde bekletiliyordu. Çünkü Necip abi bizde Necip Memili sürekli kötü espri yapar. Sürekli soğuk espriler şaka, yapar. Soğuk espri yapanı böyle bekletiyorduk bir süre. Çünkü Necip abi ardı arkası kesilmediği için bazen biraz 5 dakika dursun diye öyle bir öyle ceza. Cezamız oluyordu. Ben de yakalandım işte bir kere. Kötü şaka mı yaptın? Evet. Neydi şaka? İşte nadir yapıyorum. Böyle yakalandık. Ne ya nadir derken? Hatırlamıyorum hiç vallahi. Kelime şakası mı yaparsın? Ya herhalde kelime şakasıdır. He. Kesin kelime şakasıdır. Ben seviyorum. Seviyor musun evet. Kelime şakası? Kelime şakası. Sizde şey vardı Metin Yıldız'dan ben çok severdim izlemeyi falan. İzlemeyi. Yani kelime şakası hakikaten şey bir şey ama. Timing'in yani de çok güzel oluyor. Hem timing'i hem iyi olacak hem şaka yerine oturacak. Bazen çok kötü evet. Olabiliyor. Kötüsü çok kötü evet. Oluyor ya. Devam edelim. Köfündeki küçük enişteye benziyorsun demiş. Bilge. Bilge'nin görüntüsü var mı ya? Çok burada cool adam ya bu arada. Çok seviyorum ben de. Buradan selamlar olsun kardeşim. Teşekkür çok ederim. Çok severim kendisini. Sağ olsun. Sen tanıştın mı Bilge'yle? Yok hiç tanışmadım. Hem müzikleri güzel hem kendileri evet. Güzel. Hem de gerçekten benziyorsunuz burada biraz. Evet. Devam edelim. Kaybolmamış kardeşim. Ya Kubilay ne yapıyorsun? Bu hareketler ne? Yakışıyor mu hiç ya? Bu bizim hepimizin sporda yaptığı esneme gerilme hareketleri. Siz sporda böyle esneyip geriliyor musunuz? Evet, bu da abi. Değil abi ya. Böyle şeyler... Eğleniyoruzdur. Bir şeydir o anda çekilmiştir. Aa bu dergide fotoğraf güzel çekimi değil mi bu? Fotoğraf çekimi. İşte benim... Ama fotoğraf çekiminde böyle poz verdikleri bir şey değil. Arada yakaladıkları bir şey o evet zaman. Evet muhtemelen işte. Onlar da bazen güzel çıkıyor. Böyle hani estetik çıktığı düşünülüyor. O kullanmak... Sen çekim olmadığı zamanlarda böyle mi yapıyorsun yani? Hani 2-3 saat böyle dimdik durduktan sonra gerçekten sırtım ağrıyor. Yani. Belli bir yerde gerçekten ağrılar başlıyor. O yüzden yapıyorum esneme hareketi. Ne güzel ya. İnşallah biz de ileride böyle şeyler yapacağız. Bu ne mesela bu? Yine six pack devam ediyor senin burada sırtında. Ne bu oğlum ne bu ya? Allah Allah ya. Acı kas ya zayıflıktan ya. Genetik genetik. Ne genetikmiş ya. Devam edelim. Öpmek istedi olmaz dedim. Çukur'da Jason oynayan Kubilay Yaka. Genç kızların ilgisine sorusuna cevap verdi. Fotoğraf çektiğime benimle bir şey paylaşmak istiyorlar. Bunlar hoş ama bir kere birisi beni öpmek istedi olmaz dedim. Demişsin. Evet. İyi bok yedin. Pulların mı dökülür? Tarkan'a neler yapıyor kızlar? Fazla egolusun oğlum. 3 gün sonra adını bile hatırlamazlar. Demiş 273 hafta önce. Hala hatırlıyorlar seni öpmemene rağmen. Evet. Türkan Şoray'ı da hatırlıyorlar. Sen filmlerde öpüşmeme kuralın var mı? Öyle bir şeyim yok yani. Abi, hiç... öpüşür yani. Çok karşıyım öyle şeylere. Hatta ya. Sen yani... Filmde onu yapmam, bunu yapmam. Ya öyle bir şey yapmıyorsun. Sen şey gibi duruyor sende. Benimle öpüşülmek zorundadır gibi. Sen de öyle bir yazın, şart öpüşme var. Öpüşme sahnesi ya. Yazın falan. Öpüşme sahnesi yoksa ben yokum. Niye yazmadınız? Ben geldim. Devam edelim. Şu an Kubilay Yaka Fenerbahçe'de 101 oynuyor. İşlek taş attı diye özür diledi. Büyük yakalamışsın ya. Ya bir de mesela hatırlar mısınız? Çok güzel hareketler bunlarda bir bölüm yazılmıştı. Özür evet. Dilemem diye. Evet. İşlek taş atınca bile özür dileyen bir insan. Ne kadar al bak. İşte bak. Yanlış anlaşılmış. Gerçekten özür diledin mi burada? Abi dilemişimdir. Emek veriliyor sonuçta bir şeye. Orada kötü taş düşülüyor şey yapılıyor. Kötü müsündür okeyde? Çok iyiyimdir ya. İşlek taş niye atıyorsun o zaman? Abi bazen dalgınlığıma geliyor. Bak ama ne kadar üzülmüşüm. Suratıma da bakın. Tadın kaçık. Tadın kaçık gerçekten. Keşke
Atma bu sence. Ne peki abi? Size bir DM mi atıyorduk? İnsanlar bize birebir mi ulaşıyor? İnternete mi düştü bu? İnternete düştü. Bu. Ha düştü. Ha. Oğlum bilgisayar hep ya, hakikaten bir şey olası var yani. Evet, böyle yani, internette senin gizlice orada oynarken fotoğrafını atmışlar mesela. Şöyle bir durum var mesela. Biz dışarıda böyle suçluymuşuz gibi bilmem neymişiz gibi bizim bir WhatsApp ihbar hattımız var ya. Yani seni tabii görüyor mesela. Diyor ki çekelim gönderelim. O kişi de kendini önemli hissediyor haber yayınlanınca. Ben çıkarttım haberi diyor. Tabii, bu yani önemli oluyor ister istemez. Ha bak da orada yayılmıyor. Diyor ki bari burada bir değer olsun. Burada Twitter'da değer kullanayım. Doğru. Güzel. Ama işte sonra neden dışarıya çıkamıyoruz? Neden neden öpmek istediğinizi öptürmüyoruz? Ondan sonra. Niye öptürmedi? Böyle. Neden patiyi Starbucks dövmesine çevirdi? Ha, aynen öyle. Devam edelim. Avcı ne kadar eğilebilirse ayı da o kadar yol bilir demişsin. Biraz saç kesimi iyi olur kardeşim demiş. Ya da çok haklı ya. Ben de çok isterdim. Burada bir dağınık bir saç. Evet. Avcı ne kadar hilebilirse ayı da o kadar yol bilir. Bu senin şey mi? Motton mudur? Yok ya bu... yok ya dedim. Gibi de ilk kan var ya onun bir lafı. Ha, çok sevdiğim bir sahne. Devam edelim. Evet. Bitti. Teşekkür ediyoruz. Alkışlar Kubilay Akay gelsin. Efendim suçlu bir insan ettiysek affolar. Teşekkür ediyoruz davet ettiğiniz için tekrar tekrar. Kardeşim çok teşekkür ederiz. Hem geldiğin için hem güzel muhabbetin için hem de linçlere verdiğin güzel cevaplar için. Konuk müzesine hediyen... Konuk müzesine böyle bir hediye getirdim. Bu böyle benim çok sık çıkarmayı sevmediğim bir kolyem. İnşallah size de uğur getirir. Bana çok uğur getirdi. Çok teşekkür ediyoruz kardeşim. Böyle baş köşeye koyuyoruz. Evet sevgili dostlar, Linç Chat bu hafta da sona erdi. Aşağıda biliyorsunuz EYS, TVT burslarımız var depremzede öğrenciler için. Herkes oraya girsin, hemen linki tıklayın, yardım edebilen öğrencilere, afetzede öğrencilere yardım etsin. Onlara da destek olalım istiyoruz. Çok teşekkür ediyoruz izleyenlere ve Kubilay Akay'a iyi akşamlar. Popeyes linç eti sundu.